Batılıların, Batılı ülkeleri yönetenlerin ister sağ, ister sol, ister aşırı sağ olsun, popülist olsun ya da liberal olsun fark etmiyor artık bir süreden beri. Erdoğan'a karşı Batı ülkelerinde, Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdoğan'a ve onun yönetimine karşı çok büyük bir antipati var. Ve çok memnun olmadıklarını biliyoruz. Ama demin de saydığım nedenlerle bir şekilde onunla iş yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Erdoğan'a bakacak olursak, Erdoğan'ın ilk siyasete başladığı yıllar, milli görüş yıllarında, 70'li yıllarda diyelim, 12 Eylül öncesindeki dönemde, orada zaten çok sert bir Batı karşıtlığı vardı. Daha sonra 80 sonrasında Erdoğan o tarihlerde gençlik kollarında çalışan genç bir militan diyelim. Daha sonra Refah Partisi'nin kurulmasıyla beraber Erdoğan kısa süre içerisinde Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı oldu. Seçimlere girdi, kaybetti. En sonunda da Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Ama onun öncesindeki dönemde, Büyükşehir'i kazanana kadarki dönemde Erdoğan çok katı bir Batı karşıtıydı. Milli görüş politikasına uygun bir şekilde Batı aleyhtarı bir pozisyonu vardı. O zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na karşıydı. Bir Siyonizm, Masonluk, Siyonizm gibi düşmanlar tarif ediliyordu. O da aynı şekilde öyle bir pozisyondaydı. Ve çok düz anlamıyla bildiğimiz bir İslamcı bir çizgisi vardı. Batı'yı reddeden, Batı'yı bir Hristiyan, Yahudi topluluğu olarak gören bir perspektife sahipti. Ama daha sonra siyasetin içerisinde piştikçe ve özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra real dünyayla karşılaşınca ve real politikle karşılaşınca ve real politik içerisinde hareket etmeye başlayınca Batı ile ilişki içerisine girmek durumunda kaldı. Batı da onunla ilişki içerisine girmek durumunda kaldı. Ve o süreçte Batı'ya karşı dilinin değişmekte olduğunu gördük. Burada sorun tabii bu ne kadar içselleştirilmiş, ne kadar taktik olarak yapılıyor meselesi. Eninde sonunda baktığımız zaman karşılıklı bir inanmadan yapma hali belki söz konusuydu. Batılılar da Erdoğan'la çok istemeseler de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için, daha sonra Türkiye'nin istikbal vaat eden bir siyasetçisi olduğu için, daha sonra ülkenin birinci partisinin başkanı ve başbakanı ve en sonunda da cumhurbaşkanı olduğu için ilişki kurmak durumunda kaldılar. Çünkü onların gözünde Erdoğan'la ilişki kurmak, Türkiye ile ilişki kurmak anlamına geliyordu. Erdoğan gücü arttıkça, iktidarı elde ettikten sonra özellikle Batı Erdoğan'la istemese de, tercihi o olmasa da böyle bir ilişki kurmak durumunda kaldı. Aynı şeyi Erdoğan için olduğunu söyleyebiliriz. O da aslında çok haz etmemekle birlikte Batı ile beraber çalışma ihtiyacı içerisinde olduğu için, birlikte hareket etmek zorunda olduğu için, Türkiye'nin uzun bir süredir bir batılılaşma projesi içerisinde olması ve birçok açıdan Batı'ya bağımlı olması nedeniyle bunun içerisinde kalmak durumundaydı.